Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş günlüğün Bakış Programı. Bugünden itibaren 15.30'da sizlerle birlikte olacağız. Bir saatliğine yayınımızı öteledik. Malum bir süredir, ya aslında uzun bir süredir depremi konuşuyoruz. Son zamanlarda yine konuşmalar arttı. Ve yakın bir tarihte de geçtiğimiz hafta da bir deprem çalıştayı da düzenlendi. Ve orada deprem uzmanları İstanbul'u konuştu. Tabii sadece İstanbul için, Türkiye genelinde konuşulması gerekiyor. Şimdi biraz buradan başlayıp ne kadar konutların ne kadarı sigortaları, ne kadarı değil. İki ayrı bölüme ayıracağım bu işi. Birincisi zorunlu deprem sigortası, malum herkesin bildiği o işin bir tarafı. Elbette onu da konuşacağız. İkincisi ise bildiğimiz konut sigortaları. İşte Türkiye'de ne kadar konut sigortalı, ne kadarı değildir. Bunların teminatlarının içinde deprem var mıdır, yok mudur? Sadece zorunlu deprem sigortasıyla mı bu işi? Bunların hepsini hazır konuda sıcakken, deprem konusu gündemdeyken konuşalım istedik. Efendim, bunların hepsini Genel Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan'la konuşacağız. Aynı zamanda doğal afet sigortaları, kısa adı DASK olan koordinatörü İsmet Bey de canlı yayında telefona bağlanacak. Ona da ne kadar konut sigortalı, ne kadar değil, onu da kısa bir bilgisini alacağız. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk Mine Hanım. Şimdi arkadaşlar, tahmin ediyorum DASK'la ilgili bir haber hazırlamışlar. İzleyelim. Biraz sizde yani DASK konuşması basit aslında. Yani şu kadar konut sigortalı, içeriği falan belli, ama benim asıl merak ettiğim konu DASK'tan daha öte diğer sigortalarımız. Yani diğer konut sigortalarımız. Hı-hı. Ben bu işe de önem veriyorum. Biraz onu bize anlatın. Yani nedir oradaki tablo, çoğunlukta mıdır, değil midir, onları bir konuşalım. Ama şu haberi birlikte bir izleyelim. Efendim, bir haberimiz var. Birlikte izleyelim. 1999'daki Marmara depreminden sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile zorunlu deprem sigortası uygulamasına geçildi. Tapu'da elektrik ve su aboneliklerinde deprem sigortasının zorunlu olmasıyla sigortalılık oranı artışa geçti. Yürürlükte 9 milyon 400 bin deprem sigortası poliçesi bulunuyor ve Türkiye genelindeki konutların sadece %53,4'ü sigortalı. Türkiye'de sigorta yapılabilir 17 milyon 682 bin konut bulunuyor. Sigortalı konut sayısı 9 milyon 441 bin ve toplam 1 milyar 303 milyon lira prim üretimi oldu. Marmara bölgesinde 6 milyon 14 bin konut bulunuyor. %66'lık sigortalılık oranıyla birinci sırada bulunan Marmara'dan sonra en yüksek sigortalılık %52 ile Ege bölgesinde. 2 milyon 236 bin konutun bulunduğu Ege bölgesinde 1 milyon 372 bin konut deprem sigortası yaptırmış durumda. En düşük sigortalılık ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde. Güneydoğu'da 991 bin konutun 391 bini sigortalıyken Doğu Anadolu'da 777 bin konutun 308 bini sigortalı. Binaların katlarına göre en düşük sigortalılık oranı 20 kat ve üzeri binalarda bulunuyor. Türkiye'deki 20 kat ve üzeri 127 bin bina var. Deprem sigortası oranı ise sadece %1,48. En çok sigortalılık oranı ise 1-4 katlı binalarda. 5 milyon 62 bin adet 4 katlı binanın %53,6'sı sigorta yaptırmış durumda. Son dönemde yaşanan depremlerin ölçeği çok yüksek olmasa da hasarlar olabiliyor. Konut stoğumuzun büyük kısmının depreme hazır olmaması nedeniyle binalarda çatlaklar, kaymalar gerçekleşebiliyor. Son dönemde yaşanan depremlerden sonra 3 Aralık itibariyle yoğunlukla İstanbul'da olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den zorunlu deprem sigortalı 11 bini aşkın konut DASK'a hasar ihbarı gerçekleştirdi. 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrasında zorunlu deprem sigortasına talep arttı. Bir hafta içinde 350 bin ev sahibi DASK yaptırdı. İstanbul ilçelerine bakıldığında en çok deprem sigortalı yapının bulunduğu ilçeler sırasıyla Esenyurt, Kadıköy ve Küçükçekmece olarak sıralanıyor. İstanbul'da sigortalı toplam 2 milyon 379 bin konut bulunuyor.
Aslında bayağı kapsamlı bir haber yapmışlar. Şimdi DAS'ı konuşuruz İsmet Güngör'le. Biraz sonra bağlanacak zaten. Şimdi Bina Hanım, bize DAS'ı bir kenara bırakıyorum. Konutların ne kadarını, Türkiye'deki konutların ne kadarını, bu paket poliçe mi diyorsunuz siz, evet, ona? Yani onun ne kadarı sigortalı olduğu konusunda bir veri var mı elinizde? Var tabii. Ha, öyle var mi? Nedir? O zaman paylaşın, sordurmayın beni, bana. Toplam konut stoğunun 1/4 sigortalı. 1/4 DAS'ta mı? Hayır. DASK'ta 53.6'sı sigortalı, hı hı, zorunlu depremde. Ama konut sigortası olarak konutların 1/4 sigorta yaptığı. Bayağı sigorta oranı şimdi yüksek, evet, o zaman. Var, evet. Peki bu neyi kapsıyor? Bizim paket programlarımızda, evet, aslında çok çok geniş teminatlar var. Şimdi, hı, sizi şaşırtacak da bir bilgi vereceğim. Hadi bakalım. Mesela İtalya'da bir konut sigortası yaptırdığınız zaman evinizde bir su bastığında aşağıdaki komşuya sirayet etse bu teminat karşılanmıyor. Allah tabii Allah. Halbuki burada bizim ülkemizde çok önemli bir teminat, biliyorsunuz. Orada niye karşılanmıyor? Bizde karşılanıyor. Orada karşılanmıyor. Öyle onların paket programları. Başka var mı burada karşılanıp orada karşılanmayan? Şu an için en önemlisi bu bence. Çünkü hani konumuz da konut olduğu için. Hı-hı. Çünkü bence bu çok çarpıcı. Hani biz hep şey diye düşünürüz. Hani sigorta sektöründe Avrupa daha ileridir. Daha ileridir. Değil mi? Öyle düşünürüz. Ancak aslında bizim paketlerimiz Avrupa'da verilen paketlerden daha geniş. Üstelik ama orada sigortalanma uygun oranı yüksek herhalde. Yüksek. Pek çok sebebi var, biliyorsunuz bunun. Hı-hı. Ama bizde burada hem fiyatlar daha uygun hem de teminatlar daha geniş. Öyle midir? Fiyatlar uygun mu bizde çok konut uygun paket poliçesine? Tabii ki çok uygun. Öyle mi? Avrupa'ya göre çok uygun. Ya mesela bir ortalama fiyat verebilir yani misiniz? Yani yaklaşık ortalama olarak biz hani hepimizin, evet, oturduğu bir ev, evet, diyelim ki 500 liradır yıllık primi. Her şey var mı içinde? Hani her şey derken işte en önemli nedir? Evimizde ne olabilir? Su basması. Evet. En çok hani dahili su basması diyoruz. Veya, doğru, hani işte balkona, terasa işte yağmur sularının birikmesi sonucu hani odalara suyun sirayet etmesi ya da en çok banyoda. Hı-hı. Oluyor, biliyorsunuz bunlar. İşte banyoda oluşan işte hani o su hasarlarında sadece evin kendisine değil, biliyorsunuz aşağıya veya binanın orta katlarına doğru da su yürüyebiliyor. Yani görünürde hiçbir hasar görmüyorsunuz veya su, ama aslında borulardan hem alt katlara hem de ortak alanlara su gidebiliyor ve bunların da hepsinin sorumluluğu, bütün tazmin edilmesi oradaki hani ya kiracıya değil, gerçi bu bina ile ilgili olduğu için, hı-hı, ev sahibinin sorumluluğunda. Hı-hı. Kiracı da ancak şöyle olabilir. İşte küvetin veya işte ne bileyim lavabonun suyunu açık bırakmıştır. O zaman da kiracıdadır suç. Sorumlu. Hırsızlık da var değil mi işin hırsızlık içinde? Hırsızlık var, yangın var, duman hasarları var. Cam kırılması. Onlar var, evet. Yani çok geniş kapsamlar var. Peki Mine Hanım, genelde şöyle biliyorum, doğruysa yanlışsa düzeltin. Bizde genelde krediyle bağlantılı bu daha çok konut sigortaları, evet, satılıyor. Evet, zaten o oranın yüksek olması da o sebep. Ha, yani kişiler konut krediyle konut olmasa aslında bilinçli olarak gidip bu sigortayı çok yaptırma taraftarı değiller mi? Değiller. Ancak neyse ki hani iyi ki bu bir nevi teşvik var ki hani, hmm, sigorta yaptırmaya, hani kredi verirken, evet, zorlanmasalar da hani mutlaka yaptırması isteniyor. O sayede de aslında sigortayla tanışmış oluyor kişiler. Ondan sonra da devam ettiriyor çoğunluğu. Ettiriyorlar mı? Ettiren çok. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi normal konut paket poliçelerinde deprem de var mı içinde? Yoksa deprem tamamıyla zorunlu deprem sigortası, mesela halk arasında şöyle bir kanı var. Bize gelen sorulardan da onu anlıyorum. Kardeşim ben bırakın konut paket poliçesi yaptırayım, DASK yaptırmayayım. Ya da DASK yaptırıyorum artık, konut paket poliçesine ne gerek var gibi böyle sorular geliyor bize. Bu şeye benziyor. Hani trafik yaptırıyorum, kaskoya ne gerek var? İşte kasko varsa trafiğe gerek var. Şimdi bunu biraz açar mısınız bize? İkisinin, tabii, farkı nedir? Yani bu kamuoyunda çok bilinmiyor. Evet, şimdi iki sigortaya birden para ödemeyeyim ben diyor. Öyle, iyi ki sordunuz Noyan Bey. Öyle. Çünkü dertli olan taraf burası. Çok önemli bir nokta var burada. Çok önemli bir nokta var. Şimdi DASK poliçesi yapılmadan öbür konut poliçesi içindeki bizim hani ihtiyari deprem diyoruz, hı-hı, onu, aslında o teminatı satın alamıyorlar. Öyle mi? Tabii. Yani ben gelip size, evet, şirkete bana depremde içeren bir konut paket poliçesi ver diyemiyorum değil mi? Dersiniz ama biz mutlaka size şunu soruyoruz o zaman. DASK'ınız var mı? Yaptırdınız, hı-hı, mı? Yaptırmadıysanız yaptırmanız gerekir. Aksi takdirde konut poliçenizi yaparız, deprem veremeyiz.
teminat veremeyiz. Çünkü önce DASK'ın yapılması lazım. Peki. Onun üstünde hani üstünde bir şekilde çalışıyorum. Şimdi o zaman burada da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Zorunlu deprem sigortasının teminat limitlerinin, yani ödenecek total teminat şeyin hasarın düşük olduğu söyleniyor. Siz şimdi üzerini tamamlıyorsunuz. Tabii, doğru mu? Tabii. Üzerini tamamlıyoruz. Peki mesela şöyle bir soru var. Bakın bu soru çok önemli. Yine hep yıllardır DASK çıktıktan sonra konuşulan bir konudur Mine Hanım. Şimdi diyor ki DASK'ın en yüksek ödeyeceği tazminat 150 bin lira. Bugün için. 160 bin lira. Yani konut yıkıldığında depremde 160 bin lira ödüyor. Şimdi ben diyorum ki hayır kardeşim benim evimin değeri 700 bin lira ya da 1 milyon TL. Çok yüksek. Aradaki fark, yani 700-850 liralık farkı sizden gelip sigorta yaptırabiliyor muyum? Yaptırdığımda da hasar olduğunda, depremde yıkıldığında 150'sini DASK'tan, işte 850'sini sizden alabiliyor muyum? Yoksa siz yine hasarı öderken farklı bir, işte belediyenin açıkladığı rakamlara göre mi ödüyorsunuz? Orası çok önemli bir nokta. Yine mükemmel bir soru sordunuz. Çünkü öyle bir fırsat veriyorsunuz ki şu an. Hazırlandık. Yani dersimize çalıştık. Mükemmel bir soru bu. Çok müthiş bir fırsat da oluyor bizim için. Çünkü yine pek bilinmeyen. Evet. Hani bunu hani biz biliyorsunuz sigorta bilincini artırmaya da çalıştığımız için umuyorum bu bir vesile olur bu soruyla. Hı hı. Çünkü şu, şimdi sizin eviniz 700 bin lira veya 1 milyon lira ise çok yüksek ihtimalle konumundan dolayıdır. Hı. Yani öyle bir mevkidedir ki eviniz bu fiyattadır. Önemli olan sigorta için sizin evinizle ilgili bir hasar olduğunda ve büyük bir hasar, işte deprem gibi, büyük bir yangın gibi bir afet, ki hani ev tamamen hani olmayacak artık. Yeniden sıfırdan yapılması gerekecek. O sıfırdan yapılmasının inşa bedelini biz öderiz. He. Tabii inşa bedelidir. Çünkü sonuçta arsaya bir şey olmuyor. Yani arsa, o pahalı olan arsa pahalı diyorsunuz. Pahalı olan arsa. Hmm. Sizin arsanızın da hani böyle bir hasarda hiçbir şey olmayacağına göre o binanın tekrar yapılması, tekrar eski haline getirilmesi rakamı ödenecek. Yani onun için şimdi mesela DASK 160 bin liraya kadar ödeyecekse, sizin konut sigortasındaki deprem rakamını öyle bir tespit etmeniz lazım ki binanın yeniden inşasının bedeli olacak. Ha yani arsa ben, hariç. Benim evimin piyasa değeri 1 milyon. Evet. Ben 150'si DASK'ta alırım. Geri kalan desenin bir anlamı yok. Öyle bir anlamı yok. Binanın ya yani konutun ne kadar, diyelim ki o konut orada 250 bin liraya, 300 bin liraya inşa edilebilir. Evet. 150'sini DASK'tan alırım, evet. 150'sini sizden alırım. Aynen. Peki öbürsü için prim öder miyim? Ödememeniz lazım. Ödemişsem, siz almışsanız geri iade mi edersiniz bana? Ederiz. Geri iade. O da enteresan. Öyle bir şey. Yanlışlık olmuşsa geri iade ederiz. Çünkü sigorta şirketleri biliyorsunuz beyan usulü çalışır. Hı. Yani bizim her bir evi gelip de tek tek bedenini tespit etme imkanımız yoktur. Ha, beyanla gidiyorsunuz. Beyanla çalışırız biz. Şimdi siz dolayısıyla doğru bedel bildirirseniz maliyetini, biz ona göre primini alırız. Ama böyle toplu bedel bildirim, hani yüksek bir bedel bildirmişseniz de bu ortaya çıktığında o rakam iade edilir. Prim iadesi yaparız. Enteresanmış. İsmet Güngör DASK koordinatörü telefon attığımızda bir konuşalım isterseniz Mine Hanım. İsmet Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Doğan Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler, Ankara'dasınız galiba. Evet. Peki. Hayırlısı olsun. Sorma daha fazla diyor İsmet Bey. Gene konuya gel diyor yani. Estağfurullah. İsmet Beyciğim, şimdi son rakamları sizler alıp Türkiye'de toplam zorunlu deprem sigortalı konut sayısı nedir? Türkiye'deki konutların kaçını sigortalamış oluyorsunuz? Bir de mesela ben İstanbul'da bir şey yaptınız. Siz yaptınız, yine çalıştay yaptınız. İstanbul'daki konutların ne kadarı sigortalı? Bir sorum daha var, ondan sonra size bırakacağım sözü. Mesela son İstanbul Silivri açıklarındaki deprem sonrası, hani biz sizle görüşmelerimizde sigortalılık oranın arttığını söylediniz. Şimdilerde de aynı şekilde gidiyor mu? Yoksa biraz daha azalma var mı? Buyurun. Çok teşekkürler. Şu anda toplam Türkiye'de 9,5 milyona yakın zorunlu deprem sigortalımız var. Bu da yaklaşık %53-54'lük bir orana geliyor. İstanbul'a baktığımızda özellikle bu Silivri'deki deprem sonrasında
hızlı bir artış yaşandı ve şu anda %60 civarında bir sigortalılık oranına ulaştık. Sizin son cümlenize bağlayarak, evet, depremden sonraki yaklaşık bir hafta 10 günlük bir sürede talebin arttığını görüyoruz. Ama sonrasında azalarak şu anda normal seviyelerine indiğini söyleyebilirim poliçe dediğine ilgili olarak. Peki İsmet Bey, bu %53'lük oran iyi bir oran mıdır dünya ile mukayese ettiğimizde? Ya şimdi hani bardağın yarısı boş misali. Evet, geldiğimiz noktaya baktığımızda iyi bir yerdeyiz. Ama gidecek çok yolumuz var. Ama bir diğer kıstas, dünyadaki diğer ülkeler, benzer ülkelere baktığımızda Kaliforniya veya Japonya, Tayvan gibi ülkelere kıyasladığımızda oranın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için de eksik olmayın. Evet. %53. 9,5 milyon konut. Aslında bence iyi bir oran. İyi. Evet. Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Japonya ve Amerika hani bu konuda en yüksek orana sahip ülkeler. Onların da o civarda. Hiçbirinin %100 değil zaten. Ya, ama tabii şöyle, şu an için iyi diyoruz. Ancak ne kadar yükseltebilsek o kadar iyi. Tabii burada da yine şey etken ama Milan, yani krediyle konut alımından da, yani mesela bir takım zorunlu haller var, işte elektrik, su bağlatıyorsunuz, DASK'ı zorunlu istiyorlar, işte krediyle DASK'ı zorunlu falan, işte tapu alım satımlarına DASK'ı zorunlu. Ben hep şeyi söylüyorum ya, yani bunları mesela bir kenara koyun, yani bunları çıkarın, ne kadar bilinçli kişi gidip de gerçekten her yıl DASK poliçesini yeniliyor, asıl orada olay var. Bizde şu da var çünkü. 99 yılında deprem sigortası çıktı. Ben şunu söyleyeni duydum işte, aradan 5 yıl geçtikten sonra, ya 5 yıl deprem olmadı, boşu boşuna para ödedik. Ya bu primleri bize iade ederler mi? Etmezlerse de biz bu işe bir daha devam etmeyelim. Doğru. En çok bu söyleniyor. Hayır. İkinci olarak da şu söyleniyor maalesef. Ona ben çok üzülüyorum. Diyorlar ki İstanbul'u yıkacak kadar büyük deprem olursa zaten sigorta şirketleri de kalmaz. Evet, biz zaten bravo, hasarımızı ödemeyiz. Evet, hadi buna da cevap alamayız siz, diyorlar. Siz söyleyin şimdi. Şöyle, bizim DASK'la ilgili topladığımız primlerle zaten sigortanın sigortası dediğimiz reasürans yaptırıyoruz. Hı. Yani şu an toplanan primlerden belli bir prim ayrılarak riskimiz Türk sigorta şirketlerinin, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin üstünden yurt dışında değişik büyük reasürans şirketlerine dağıtılmış durumda. Hmm. Şunu demek istiyorum. Ne olursa olsun, en büyük afet dahi olsa her kimsenin tek tek sigortadan parasını alacak güvencesi var. Hiçbir şey olmaz. Şimdi yine bize gelen sorular arasındadır. Ki şimdi mesela bakıyorum genelde yayın başlarından bu yana aralarında var. Siz sigortacıları şöyle suçluyorlar. Bazı bölgelere, ben bunu şeyde de mesela son bir yayında da tekrar gelmişti böyle bir soru. Bazı bölgelere sigorta yapmadığınızı, mesela bu bölgelerden bir tanesi Bodrum'un belli bir bölgesi, sürekli su basan bir bölge. Orada işte sigorta şirketleri buradan imtina ediyorlar. Mesela burada da İstanbul'da da işte Ali Beyköy'ün belli bir bölgesi var. Orayı da aynı şekilde, ya buraya sigorta şirketleri gelmiyor. Bu sadece konut için değil. İşte orada küçük esnaf da bilmem ne, onlar da yapmıyor. Aynı benzer durum mesela Eminönü'ndeki alt geçitte su bastığında da yaşandı. O bölgede de yaşandı. Ya buraya sigorta şirketleri sigorta yapmıyor diye. Evet, niye yapmıyorsunuz? Evet. Sigorta olmaktan çıkıyor bu iş. Şöyle, biliyorsunuz riskin %100 olduğu veya %0 olduğu yerde sigorta yapılmaz. Şimdi biz, önce şöyle söyleyeyim yalnız, hani özellikle o Bodrum'la ilgili söylediğiniz konuda. Hani oralarda çok genellemek istemiyorum. Vardır belli bazı ev veya mağazaların, dükkanların olduğu yerler ama hiç de yapmıyor değil sigorta şirketleri. Şunu yapar sigorta şirketi. En tehlikeli olduğunu düşündüğü yerde bile alınmış önlemlere bakar. Alınmış önlemler yeterli bulunuyorsa sigortalar mutlaka. Ancak eğer alınmış önlem yetersizse ve yapılan istatistiklere bakarak
orada o hasarın oluşacağı biliniyorsa, o artık bizim için hani riskin %100 gerçekleşeceğini bilmek demektir. Sigorta o yüzden yapılmaz. Bu sadece biliyorsunuz bizde değil. Örneğin Almanya'da Ren Nehri'nin bütün hemen civarı sigortalanmıyor zaten. Yani risk varsa, ya bu herhalde sigortanın yapısına aykırı. Yapısına aykırı, evet. Beklenmeyen bir risk olmaktan, durum olmaktan çıkıyor. Çıktı. Sürekli aynı yer. O bir finansal kayba dönüşüyor çünkü artık. Evet. Sigorta biliyorsunuz hani istatistiki olarak yani beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde siz bekleye hani benim çok yaşadığım çarpıcı bir örnek, hiçbir zaman unutamıyorum. Bir fabrikanın sigortasıyla ilgili biz hani hem fabrikayı bir görmeye hem de sigortalı adayını tanımaya gitmiştik. Ben bizzat yaşadım. Çatıda delik vardı. Yani böyle bayağı hani fabrikada makineler falan var. Çatıda delik var. O kadar bariz ki yani en ufak bir yağmurda zaten su basacak. Biz firma sahibine bunu söylediğimizde verdiği cevap çok ilginçti. Dedi ki hani biz dedik orayı yaptırmanız lazım. Başka türlü sigorta yapamayız. Dedik oraya yaptırsam sigortayı niye alayım zaten. Evet. Yani bu çok yanlış bir bakış açısı oluyor maalesef. Aslında bütün önlemler sigortalı değilmişçesine alınacak. Ondan sonra biz ancak sigorta yapabiliriz. Çünkü bütün önlemler alınmış olsa dahi aslında yine de hasar olma olasılıkları yüksek. Çünkü afetler olabilir. Öngörülemeyen başka riskler olabilir. Yani hiç akla gelmeyecek öyle çok şey oluyor ki aslında. Bunların çoğu basına yansımıyor. Bugün örneğin ben bir şey yaşadım yine. Tabii biz hani ben sigortacıyım size dediğim ne zaman. Size ne hikayeler vardı? Çok hikaye var. Ben şimdi sigortacıyım dediğim zaman hemen görüştüğüm kişi bana şey dedi. Bu dedi trafik sigorta primleri ne kadar yüksek dedi. Ne yapıyorsunuz böyle falan dedi. Ben hemen tabii hazırlıklı olduğum için soruya. Dedim ki. Sayda niye yüksek o kadar? Peki. Siz çok iyi biliyorsunuz ben ama. Ben biliyorum ama. Biliyorum, farkındayım. Ben cevap vereyim diye. Şimdi dedim ki kendisine bu arkadaşın, siz dedim ne kadar prim ödüyorsunuz? İşte dedi 700 lira civarında ödüyorum. Peki dedim acaba hani büyük bir kaza yapsanız ve olur ya hani çarptığınız arabada da 5 kişi birden vefat etse. Sizce biz sigorta şirketi olarak ne kadar öderiz? Yani bu sizden aldığımız bu 700 lira primin karşılığında ne öderiz? Bilmiyorum dedi. Herhalde dedi 125 bin lira falan ödeyeceksiniz dedi. Yok dedim değil. Biz en az 2,5 milyar TL'ye kadar ödeyeceğiz dediğim zaman yani yere düşüyordu. Çok şaşırdı. Gerçekten mi bu kadar yüksek ödeyeceksiniz? Evet dedim. Ama dedi hiç dedi görmüyoruz biz dedi böyle bir şey. Dedim bunu dedim hatta başka birisi vardı yanımızda. O da dedi ki öyle şey olur mu? Tabii ki dedi tazminatı alan kişiler işte benim bir yakınım vefat etti sigortadan para aldım diye dedi reklam mı yapacak dedi. Tabii ki duymayacağız bizler dedi. Yani böyle bir daha bu sabah taze böyle bir ama konuşma zaten geçti. Bunun reklamı olur mu canım? Yani şimdi insan bir yakınını kaybetmişse ve bu yakınından dolayı da tazminat işte 300 bin lira almış olabilir. Ya almışsa örneğin. Ya ben evet sigortadan tazminat aldım da demez işte demez o yüzden yani. De bu duyulur. Ama almayan der. Der yani sigortadan tabii. Tazminat almayan da alamadığını söyler. Söyler ancak işte bu bizim ödediğimiz rakamların yüksekliği bu sebeplerle tabii biz de paylaşmıyoruz. Bunlar bizim için zaten çok hassas gizli bilgiler. Olmaz, biz de paylaşmayız. Olmaz. Ama işte bilinmiyor. O yüzden algı maalesef hani biz çok prim alıyoruz da aslında pek hasar ödemiyoruz gibi bir algı var. Prim toplamaya gelince öyle, toplarlar ama hasar ödemeye algı gelince bu, evet. Mesela bir izleyicim Twitter'dan geliyor, maillerden. Mesela bir izleyici şunu sormuş. Bu DASK için söyle DASK poliçesini baz almış ama konu için aynı şeyi söylemiyor. Normalde de DASK poliçesinin de arsayı da teminatına alması gerektiğini düşünüyorum. Niye konutta da DASK'ta da arsa teminat altında değildir de sadece binanın inşası yapılır? Bu sigortanın genel kuralı mıdır? Genel kuralıdır. Çünkü sigorta sebepsiz zenginleşme yapamaz. Yani malınızın değeri bugün ne ise ve bugün akşamda bir hasar olursa biz ertesi gün sizin malınızı bugünkü değerine yani hasardan bir gün önceki işte değerine getirmekle sorumluyuz. Ama sizi zenginleştirmekle sorumlu değiliz. Veya biz bir işte hani finansal kaybınızı karşılayacak bir kurum da değiliz. Şimdi başka bir şey soracağım. O arsanın altından fay hattı geçiyorsa zaten oraya bina yapılmaması lazım diyorsunuz. Evet, orada iş başka yönlere gidiyor. Yani sonuçta bir depremde dahi bir şey olmaz yani arsaya falan hiçbir şey olmaz. Mesela bir izleyici demiş ki sıfır yeni binalarda DASK yapılması mantıksız değil mi?
Yani niye sıfırla DAS yapılıyor? Zaten depreme dayanıklı bina ya. Hani yıkılmaz ama işte, depremde. Hayat aslında, öyle değil. Evet, yine o seyirci de çok güzel bir soru sormuş. Çünkü evet, yeni hani yönetmeliklere göre yapılmıştır. Ancak öyle bir deprem gelebilir yani, ki. Yani hiç ya bu şey gibi ya, ben çok iyi sürücüyüm, trafikte kaza yapmam. Gibi bir şey oluyor. Ya başkası evet. Gelip sana vurabilir sonuçta, değil mi? Bu böyle tabii, bir kalıp. Hiç akla gelmiyor. İşte bunlar hani sigorta hasarlarıyla ilgili pek aslında örnekler paylaşılmadığından oluyor. Ya bana mesela konut sigortası da hep şey çok ilginç gelmiştir. Uçak çarpması diye bir teminat değil vardır. Mi? Yani mesela bu bana hep ilginç gelmiştir. Evet. Hani niye buraya ama uçak... Ama herhalde artık gelmiyor değil mi? 11 Eylül'den sonra. Ya tabii hiçbir şey yani, öyle baktığınızda bir şey... İlginç gelmiyor çünkü uçak evet, çarpabiliyor. Doğru binaları, ya da işte evet, ne bileyim bir uçaktan yapıp dolayı gelip düşebiliyor da. Yani bunlar olabiliyor. Şimdi izleyici demiş ki avcılarda 26 Eylül deprem hasarları, bina hasar ödemeleri neden gecikti? Buradan DASK'a da duyurmuş olalım. Hani eğer bir gecikme varsa onu Mine Hanım tabii yani orada konuya şöyle, hakim değildir herhalde. Şu anki rakamlar bildiğim kadarıyla 11 bin adet dosya açıldı. O depremde hani o 5.8'de ve şu ana kadar da 2,5 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Ancak bir ihtimal şey olmuştur orada, belki hani daha tazminatla ilgili bir hesaplama yapılmasında veya işte hasarın rakamının belirlenmesinde bir şey olmuş belki olabilir. Belki bir de şey var, bir DAS'ta bir muafiyet tutarı var ya, yani belli bir miktarın altındakini zaten sigortalı da kalıyor, o da ödemiyor. Olabilir. O rakamın o hasar olabilir. Altında olabilir. Mine Hanım çok teşekkür ben ederim ama teşekkür bir şey ederim. Söylediniz. Şöyle dedim, aklıma geldi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir gün gelin size hikayeler anlatın bize. Peki, sigorta tabii. Ile ilgili. Yani memnun çünkü ederim. Aslında o hikayeler bir anlamda insanların neden sigortaya ihtiyaç olduğunu da gösteren hikayeler. Çok değil mi? Yani işte hikaye değil o. Yani o değil. Bir masal değil. O hikaye. İşte bundan dolayı bu olmuş da evet. İşte bunun ihtiyaç bu gibi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.